içerisinde bundan sonraki genel tutumu mevcudu korumaya, mevcudun daha fazla yitirilmesini engellemeye çalışmak olacaktır. O nedenle bu bir yenilginin içerisinden taraftarlarını bir motive etmeye yönelik konuşmaydı. Ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin bildiği gerçek şu, bu seçimlerde Erdoğan yarıştı. Yani bunu Murat Kurum'a yıkmak, bunu işte 600 dükkanlı adaylara yıkmak, Murat Kurum'u kimi seçtiği belli. Bunu başka adaylara yıkmak, yani hiç kimse için inandırıcı değil. Evet. Erdoğan yarıştı ve kaybetti. Evet, sonuç budur. 81 ilde Erdoğan yarıştı. Evet, her yerde Erdoğan 52 yarıştı. 52 ilde miting yaptı. Yani 52 ilde miting yapan İstanbul'da bir İstanbul'da kaç tane miting yaptı üstelik? Oradakilerle helalleşti, oradakilerden söz aldı. İstanbul için de o istedi, Ankara için de o istedi. İstanbul'u arayın dedi. Tabii. İstanbul'daki. Tokat'taki mitingde hemşerilerinizi arayın. Tabii. Evet. Tamam da dedi. Dolayısıyla Erdoğan açısından yani bu bir bitiş değil, dönüm noktası dedi. Ben de bir dönüm noktası olarak niteliyorum ama AKP'nin bir nevi adım adım güç erozyonunu çöküşe doğru gitmesinin bir dönüm noktası olarak görüyorum. Zirveden artık inmiş durumdalar. Evet. Şu denklemdi, affedersiniz, şu bir denklemdi. Kendisi kurmuştu o denklemi, haklıydı da. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ha, buna rağmen İstanbul'u kaybetti ama Türkiye'yi kazanmayı sürdürdü. Bunun bir takım dinamikleri var. Bir kere devleti seçim aktörü olarak kullandığı için kazanmayı sürdürebildi. Ama şimdi İstanbul'u ikinci kez kazandı. Artık Türkiye'yi de kaybedecek. Evet. Murat Sarı'ya döneceğim ama şimdi genel değerlendirmesini de alacağımız için onu da birleştireyim istiyorum. Yani hem genel değerlendirme hem bu. Dolayısıyla Salim Bey, Cumhurbaşkanı konuşması için sizden de kısa bir değerlendirme alırsak. Yani ben çok dikkatimi çekti ve çok önemsedim. Bu bir bitiş değil dedi. Evet. Hiç kimse ona bitiş olduğunu söylememişti. Yani zaten doğru algıladığını. Şey duyduğunu gösteriyor. Evet. Doğru algıladığını, kendi iç dünyasında bunun nasıl bir karşılık bulduğunu kendi itirafıdır. AKP seçmenlerine nasıl yansıyacağını da okumuş. Evet, olabilir. Bu bir bitiştir. İstediği kadar bu bir başlangıç desin vesaire. Bu 22 yıllık bu istibdadın, 22 yıllık bu keyfi iktidarın, bu ucube rejimin, bu tek adam otoriter yapının bitişidir bu. Hakikaten çöküşüdür bu. Kendisi de bunu itiraf ediyor. Yani bakmayın onun o pragmatik tarafına. Bugün böyle gerektiği için anında bir kabuk ve kılık değiştirerek birdenbire kendisini tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi görüp o şekilde bir şu anda görüntü sergiliyor oluşu, hani gel külahıma anlat. Bundan öte benim için hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Ne olursa olsun kazanmak üzerine kurulu son derece oportunist bir anlayışı olan Erdoğan'ın bu yeni girdiği bu şeyi de tarafsız görüntüyü de sürdürebileceğine zaten yani hiç ihtimal bile vermiyorum. Bu üçüncü yenilişidir İstanbul'da. Yani unutmayalım. Bu üçüncüdür, ikinci değil. Evet, yani aynı seçimi iki kere kaybetti. İki kez, evet, iki kez 2019'da, şimdi üçüncü kez İstanbul'da yenildi. Ama ilk defa şöyle bir not almışım, 36 il. Yani Türkiye genelinde şu anda 36 il Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış durumda. %50 yaklaşık. Ya 81 ilin 36'sında şu anda Cumhuriyet Halk Partisi liderliğini ilan etmiş durumda. En azından kesinleşenler için söylüyorum. Belki bu daha yükselebilir. Ya nüfusa bakarsanız nüfus oranı... Evet, daha da fazla. Daha da fazla. Üstünde. Bu mutlak bir mağlubiyet, mutlak bir bitiştir. Evet. Ama bu şunu da şunun da işaretidir bundan sonrası için. Yani Merdan Bey'in söylediği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik o hiçbir kural tanımayan, o kurumun kültürünü, o kurumun birikimini alaşağı eden, adeta iç yapılarını çürüten uygulamalarının anlayışının da sona ermekte olduğunu gösterir bu. Milli iradeye bu kadar saygı biraz önce demeçleri veren Erdoğan'ın artık yarından sonra milli iradenin yargı üzerinden de nasıl tecelli edeceğini oturup düşünmesi gerekir.
Yani Can Atalay hala milli iradenin bir temsilcisi olarak bu iktidar tarafından esir tutulurken bunu nasıl sürdürebileceğini yarından sonra göreceğiz. Evet. Bakın yargıda, devlette, bürokraside bunun yansımaları çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacak. Uzun yıllar, yani hocam da devletten gelme, benden çok daha tecrübeli. Devlet bürokrasisinde, devlet yapısında, o kültürde yani ne olursa olsun bu tarz salvolar ya da bu tarz kayıtların bir karşılığı olur. Tabii. Ama daha 4 yıl var seçime. Yani hiç önemli. Ben 4 yıl olacağı konusunda hiç ihtimal vermiyorum. Şunu paylaşmak isterim. Hiç ihtimal vermiyorum. Bu cümleler çünkü yansımadı. Siz de belki ilk kez, yani doğal olarak ilk kez duyacaksınız. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda şunları da söylüyor. Seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz resmi olmayan sonuçlar mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığını gösteriyor. Bunun sebeplerini tespit edip gerekli müdahalelerde bulunacağız. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten bugüne kadar olduğu gibi uzak duracağız. Önümüzde yaklaşık 4,5 yıllık bir süre var diyor. Yalan. Yani şu söylediği, bir erken seçimin asla olmayacağı vurguluyor. Bu söylediği baştan sona bir yalan. Burada milli iradeyle hesaplaşmayacağız. Milli iradeyle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Ya kardeşim 22 yıldır sen milli iradeyle hesaplaşıyorsun. Sana oy vermeyeni milli irade saymıyorsun. Sana oy vermeyen bu toplumun %50'sini, bu halkın, terörist mi ilan etmedin? Hain mi ilan etmedin? Kökü dışarıda mı ilan etmedin? Yani Kandil'le ilişkili mi ilan etmedin? Olmadık bütün iftira, olmadık bütün suçlamaları yaptın. Ya yargını kullandın o insanları tutukladın. Hürriyetlerinden yoksun bıraktın, işlerinden, güçlerinden ettin. Sırf sana oy vermedikleri için. Evet. Bu toplumun %50'sini düşmanlaştırmadınız mı? Ya dün biraz önce ilk başta söyledim. Cübbeli Ahmet diye kerameti kendinden menkul, bana göre din, ahlaksız bir din adamı kimliğiyle. Ne demek ya? Cumhur İttifakı'na oy vermek vaciptir. Muhalefete oy verirseniz azap çekersiniz. Günah işlemiş olursunuz. Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne oy vermek bile caiz değildir diyebilen bir kişiye, milli iradeye bu kadar saygılıysan, Erdoğan çıkıp iki laf edeydi. Evet. Dün iki laf edeydi, bunları susturaydı. Ama bir de şu ortaya çıktı. Son lütfen şeyi söyleyeyim. Bir de şu ortaya çıktı. Bu ülkedeki bu dinci, azgın azınlığın hiç de öyle korkulduğu kadar bir etkisinin olmadığı, evet. Hiç de sayısal olarak büyük bir oranlar taşımadıkları ama görüntü itibariyle özellikle iktidar koruması altında veya iktidara yakın medyanın da gücü ile olduğundan çok daha fazla bir görüntü olarak halka sunulduğu ortaya çıkmış oldu. Doğru. Bunların etkileri o kadar yokmuş. Peki. Dolayısıyla bu sonuçlar demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin o temellerinin, o devlet yapısının hızla yeniden inşa edileceği hususunda bence yaygın bir umut ve beklentinin de bugün itibariyle oluşmasına sebebiyet verdi ki benim nazarımda en önemli, en değerli kazanımı budur. Peki. Murat Sarı'ya vereceğim. Çok beklettik Murat Bey'i. Kusura bakmayın.